Sayın Yokuş buyurun. Sayın Yokuş süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye İstatistik Kurumu bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malumunuz Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'mizin en önemli kurumlarından birisi. Enflasyon hesaplarımızdan tutunuz da ithalatımıza, ihracatımıza, işsizliğimize kadar rakamlar ortaya koyan, güvenmemiz gereken, itibar etmemiz gereken bir kurum. Ancak son yıllarda hepimizin yaşadığı bir gerçek var. Bu kurumda 3-4 ay önce bir değişiklik yapıldı. Değişiklik sonrası da enflasyon rakamlarında düşüşler gerçekleşti. Bunun üzerine kamuoyu bu değişiklikle birlikte enflasyon rakamlarında oynandığı kanaatine vardı. Hakikaten böyle mi değil mi diye araştırdık. Gerçekleri gördüğümüzde hakikaten şaşırdık. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye İstatistik Kurumu fiyatlarda oynama yapmıyor. Ancak ağırlıklarda oynama yapıyor. Yani ürün ağırlıklarında oynama yapıyor. Nasıl yapıyor? Örnek olarak fiyatı yükselen, eğer un fiyatları yükselmiş ise ciddi manada endeks içindeki ağırlığını geriye çekiyor. Ve böylece yüksek enflasyonu törpülemiş oluyor, endekse yansımasını engellemiş oluyor. Bu yolla ekmek, bebek maması, et, süt gibi bir kısım ürünlerde toplam yıllık %1 oranında maalesef enflasyon düşüklüğü sağlanmıştır. En önemli veri sigarayla alakalı. Çok önemli. TÜİK'e göre 2017 yılında her 100 TL'nin 5.48 TL'si sigaraya harcanıyormuş. 2019 yılında ise bu miktar birdenbire 3 lira 87 TL'ye düşmüş. Allah Allah, niye düşmüş? Sigara içenler mi azalmış? Bakıyoruz. Hayır, baktığımızda görüyoruz ki 2017 yılında ortalama 11 lira 25 kuruş olan sigara 2019 yılında 16-21 liraya çıkmış. Yani sigara birim fiyatı artmış. Öyleyse birim fiyatı arttıysa vatandaşın harcama fiyatı da arttı bütçesinden. E o zaman ağırlığı niye geriye çekiyorsun? Ha, maksat başka. Sonra ne olmuş bu dönemde? Sigara %44.13 zamlanmış 2 yılda. Olması gereken ne? Bu ağırlığın buna göre dengelenmesi lazım. Bizim TÜİK yöneticileri başarılı bir operasyon yapmışlar. Hemen ağırlığı geri çekmişler. Yani 3.87'ye çekmişler. Bunun anlamı ne? 0.7. Dikkat buyurun değerli milletvekilleri. Sadece sigaradaki fiyat ağırlık oranı, birim fiyatının ağırlık oranı ile ilgili değerlendirmesinde enflasyon rakamı yıllık %0.7 nokta gerilemiştir, geriletilmiştir. Sadece gıda ile, gıdanın 7 maddesiyle sigarayı yan yana koyduğunuz zaman toplam endeksteki azalma 1.7'ye ulaşmıştır. Eğer buna 450'nin üzerindeki maddeyi kapsayacak şekilde değerlendirme yaparsak şunu görürüz. Bu endeksler sakat. Bu endekslerle oynanıyor. Bunu buradan iddia etmiyorum. Ticaret Bakanlığı'nda memurluk yaparken bu endekslerde çalışmış biri olarak söylüyorum. Onun için diyorum ki yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Bazı malların fiyatları düşünce de bizimkiler ağırlığını artırıyor. Ağırlığını artırınca ne oluyor? Bu defa düşük zam nedeniyle yükseklerin zamların törpülenmesi sağlanıyor. Bu tabii çok teknik bir birim. Onun için çok detaya girmeyeceğim ama söyleyeceğim şu. 2002 yılı bütçe teklifinde tütün mamullerinde beklenen vergi bir önceki yıla göre %30 artışla 65 milyar TL. Yani sigara tüketimi anormal bir şekilde artarken endeksinin, daha doğrusu bütçeye yansımasının eksilmesini
birisi bize anlatması lazım. Evet, Avrasya Araştırma Şirketi diyor ki Kasım 2019'da vatandaş soruyor. TÜİK'e güveniyor musunuz? İşsizlik rakamlarına güveniyor musunuz? Enflasyon rakamlarına güveniyor musunuz? Ve vatandaşın %79'u diyor ki güvenmiyoruz. Evet, biz de güvenmiyoruz. Çünkü güvenilecek doğru dürüst kurum bırakmadınız. Keşke vakit olsaydı da şu Sayın Yokuş sözlerinizi toparlayın. Bu ankete 26 ilde yapılmış 2260 kişi cevap vermiş. Sözün özü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yukarıda anlatmaya çalıştığım enflasyon oyunları, enflasyon oranlarındaki oynama iktidarınıza hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü devletin kurumunun yıpranması, güven kaybetmesi sizi vuracaktır. Uluslararası arenada Türkiye kaybedecektir. Dahası düşük gösterdiğiniz yıllık enflasyon artışı ile milyonlarca memur, işçi, emekli, dar ve sabit gelirlinin hakkını gasp ediyorsunuz. Hakkını çalıyorsunuz. Ben iddia ediyorum. Bu enflasyon rakamları doğru hesaplansın. Ağırlıklarda saptırmalar olmasın. En az %yıllık 3-4 oranında daha fazla çıkar ve siz çalıyorsunuz, çalıyorsunuz, çalıyorsunuz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Sayın Turan, buyurun. Ayıp, ayıp.